nedeni diyemiyoruz. Şunlara bak. Tazecikler. Ebisinin köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Middle Earth 2 oynayacağım. Çünkü Yüzüklerin Efendisi'nin dizisini izledim. 2 bölümünü. Ve onu unutmak için Middle Earth yükledim. Ve yüklerken de bayağı meşakkatli ya. Demon Souls falan yüklemem gerekti tekrar. Yıllar sonra tekrar onunla karşılaştım. Ama olsun be, bugün Yüzüklerin Efendisi hakkında biraz muhabbet edelim ha. Muhabbet yani Yüzüklerin Efendisi. Bu yüzüğü de sattı mıydık? Paraya para demeyin. Abi ben biraz sinirlendim gibi ya. Yani ama ben artık bunu bırakmam gerekiyor. Yani dizilerdir, filmlerdir, hani okuduğun çizgi romanların artık böyle yani real bir şeye dönmesine artık memnun kalamıyorum ya. Ya da nefret mi ediyoruz? Bu arada oyunu daha yeni yükledim. Yani yeni yükledim dedim, gece yükledim. Bir iki el oynadım. Oyunun en azından sistemini çözeyim diye. Ama tabii ki daha adapte olamadım. Ama eskiden bildiklerim, hatırladığım şeyler oluyor. Gene saçmalıyorum. Sadece bu bir ön bilgileri vermek istedim. Ama onun yanı sıra yani abi diziyi spoilerlı konuşacağım bu arada. Yani zaten bu videoyu izlemiyorsunuz. O yüzden de sıkıntı yok. Devam ki. Abi ben hüsrana uğradım ya. Ben biraz dizi biraz hype'lıydım. Çünkü ben en son hype'landığım şey Spider-Man'di. O da yani penis, yarrak gibi bir şey geldi. Ben artık böyle hype'larım hep düşük oluyordu. Yüzüklerin Efendisi ya, fantastik kurguyu sevdiğim için yani güzel olur diye ummak istiyordum da abi senaryo falan çok kötü. Lore'una çok hakim miyim? Değilim. Tamam mı? Ama en azından biliyorum. Yani Melkor'un gelip ağacı devirmesi falan. Hani bunlara aşinayım. Ama yani şeyler falan o kadar saçmaydı ki. Köstebek Ork. İşte ondan yanı sıra ya şeyin. Şu kimdi ya, Survivor'daki eleman gibi denize atlayıp yüzerek karaya çıkma çabası. Yani abi çok kötü ya. Sen yani Taner Tolga tarlacı mısın ya? Sen koskoca Galadriel'sin ya. Abi inanamıyorum ya. İzledim ve memnuniyetsiz ayrıldım diziden. Ama şey var, ben bağlanamadım. İki bölümün hakkını yemeyeyim çünkü... övmem gereken şeyler de var. Renk skalasına ilk başta alışamadım. Peter Jackson'ın kullandığı renk skalasına alıştığım ya, genelde izleyiciler bunlara takılıyor mu bilmiyorum ama ben takılıyorum az çok. Ama işte bu kısa sürdü. Alıştım. Bu arada tasarımlar falan çok güzel. Yani kimse dizayn ekibi çok güzel yapmış. Yani diziye hiç benim orada eleştirecek bir şeyim yok. Orada bol bol övgü verebilirim. Ama senaryoyu yazan kimse, ben onu yere yatırıp sert. Abi yani niye böyle bir senaryo yazdınız ya? Cidden ya anlayamıyorum, mantık hatalarıyla dolu ya. Arkadaşlar bir sahnede gökten bir meteor şeklinde bir eleman inişi yapıyor orta dünyaya. Herkes görüyor abi, herkes. Ve sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Hiçbiri konuşmuyor. Herkes gündelik hayatına geri dönüyor. Ben dedim ki ulan bu evrende bu genelde olan bir şey mi? Yani orta dünya. Çünkü en küçük bir şey olduğunda yerde bir bok da görsen ulan kötülük mü yayılıyor diye düşünüyor karakterler genelde. Ama gökten bir taş düşüyor ve hiç kimse, herkes görüyor ve umrunda olmuyor. O bana çok garip geldi. Yani dedim ki bu ne lan? Bu ne? Yani hiç kimse konuşmadı bile. Hani dünyada olsa bir ayı var ha. Bir ay herkes konuşur. Sonra teoriler çıkar. Teoriler yazılır. İşte Deccal'in taşaklarından biri dünyaya düştü falan diye. Yani inanılmaz bir şey. Yani anlam veremedim. Ya mantık hataları çok fazla. Yani senaryoyu kim yazdıysa da böyle dövesim falan geliyor. Ama yani kendimi tutuyorum artık. Ya puf, ya ben niye bu kadar sinirlendim ya? Sinirlenmeyeceksin Sinan. Sakin. Niye sinirleniyorsun ustam? Yani
Onun sana kattığı ne var? Ama benden götürdüğü şeyler var. Bak hemen iyi ve kötüsünü hemen buluyorsun ya. Aslında burada olay şeye geliyor arkadaşlar. Evet, kebapçı Recep. Ben şu anda kebapçı Recep karakterimi fark ettim arkadaşlar. Bir kebap ustası ork. İşte ben de böyle yapacağım, anladınız mı? Senaryoyu böyle karakter ekleyeceğim. Bakalım Middle-earth orta dünyadakiler ne diyecek ha? Ne diyecek? Kebapçı Recep namına koyun böyle karakter. Olur lan. Olur. Ork karakter olur kardeşim. Kebapçı Recep ustam. Recep Usta tam bir kebapçı. Elinde satırıyla dün akşam girdiğimde yapmıştım bu karakteri. Abi inanılmaz bir karakter. Ustam ete doyacak. Orklar ete doyacak. Bir Adana kebabın üstünde parmak izleri yoksa o kebap değildir. Aslanlarım. Of, konudan konuya atladı. Ananı sikeyim. Düşman geliyor. Gondor askerleri geliyor. Yürüyen, yürüyen, yürüyen. Savaşa. Efendimize itaat edin. İtaat edin. Neyse, bu ses tonunu çok yapamayacağım. Evet, kebapçı Recep Usta'mın ilk sikili esnaf da ya. Esnaf arkadaşlarını çağırıyor ve dalıyorlar. Ustam, ustam. Yalnız çok canı gidiyor mu? Yok lan, az gidiyor aslında. Arkadaşlar, kısaca demek istediğim, ben çok hoşlanmadım. Tek sevdiğim yer Kazahdum'du herhalde. Kazahdum, yanlış okumuş olabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Tek sevdiğim sahne orası olabilir. Bir de şey gıcık oluyorum abi. Herkes ışınlanıyor ya. Bak sana bir şey göstereceğim. Çat diyor, oranın kapısının önünde beliriyorlar. Ya dedim ki abi bu ne ya? Ya biraz geçiş bir şey olur. Yani Amazon, ne yapıyorsun ustam? Ben biraz ümitliydim. Sen bize ümit verdin. Ama olmadı be ustam. Olmadı yani. Olmadı. Ya ben ilk başta biraz sinirliydim de şu anda yatıştım. Yani yatıştık artık, yatıştık be. Ya aslında şeyi de düşünüyorum ya, o kadar kötü müydü? Yani keşke bu kadar çok lore tüketmeseydim YouTube'da. Ondan sonra kitaplarında. Çünkü bir şeyler merak edip araştırdıkça daha da derinlere iniyorsun ve bilgin oluyor. Yani lore araştırmayı seviyorum. Warhammer'da, Warcraft. Yani daha sevdiğim fantastik kurgular. Yani bunlar hoşuma gidiyor. O yüzden de derine inmeyi seviyorum, hikayelerini dinlemeyi. O yüzden de devam ke diyoruz ha. Devam ke, devam ke. Yalnız Recep Usta'mı hem goblinler hem de Gondor askerleri sıkıştırdı. Desteğe git. Desteğe, alttan in. Alttan indireyim mi lan Mount of Sauron'u? Pikeman yok lan, Pikeman yokmuş. Ben Pikeman var sandım, alttan indirecektim de. Ben demek istediğim bu arkadaşlar. Ama bak gene de indirdim. Neden? Çünkü merak ettim nasıl göründüğünü. Alttan inince nasıl hareket ediyor ha? Sauron'un ağzı. Sauron'un ağzını. Ağzına daha önce hiç bakmış mıydın? Sauron'un ağzının. Ya abi çok güzel bir karakter ya. İnanamıyorum. Anons her taraftan geliyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, orklar her taraftan geliyorlar. Bundan sonra arkadaşlar yerine orkları kullanacağım. Ya dizi o kadar kötü değil demek istiyorum. Yani ben mesela belki yani filmlerini izleyip geçip izleyen birisi sevebilir yani. Ben yadırgamam asla. Sadece bana garip geliyor. Belki diğer bölümlerde ben de bağlanabilirim. Yani ben çünkü izleyeceğim büyük ihtimalle. Çünkü iki bölüm izledim. Ve şeyi halen seviyorum. Yani Kazahdûm'da o Elrond'la Durin'in muhabbeti falan hoştu. Tabii ki bu biraz şey oluyor. Mesela Gimli de öyleydi. Gimli kitapta böyle çok şebek gibi bir karakter değil ama filmlerde öyle yapmışlar. O da Peter Jackson'ın dokunması. O yüzden hep böyle dwarf hayranları bir şey yapar. Filmlerde niye dwarflar hep böyle biraz Warhammer ya da ne bileyim Dragon Age'deki dwarflar gibi şebekçi hareketleri var diye. Çünkü kitaplarda çok yok.
Sadece elflerle didişmeleri var. Yani didişme dediğim hep böyle anlaşamıyorlar. Yani tartışıyorlar sürekli. Ama bu dizide böyle garip hissettiriyor. Ama alışığım ona Gimli'den. Ben Gimli'yi severim bu arada. Filmde de severim. Hani ne kadar böyle biraz maymun gibi gösterselerdi karakteri. Ben severim. Yani espri katan, saçmalayan karakterler hoşuma gidiyor. Mesela Legolas'ı çok sevmem. Legolas ya. Ben elflerden tiksiniyor olabilirim arkadaşlar bu arada. Çünkü kusursuz insanlar, kusursuz canlılara karşı bir sınıf öfkem var. Olsun be ustam. Bu video kısa olacak. Çünkü ben sadece Yüzüklerin Efendisi hakkında konuşmak istemiştim arkadaşlar. Ama bu oyunu da bitirmek istiyorum tabii ki ha. Bu oyunu da bitirmek istiyorum. Artık taarruza geçme vakti. Saldırın, saldırın, saldırın sizi salaklar. Hareket edin, kaldırın kıçınızı. Bu arada atak troller acayip damage vuruyor bu itlere. Yani bir şeylere, yani mızraklılara karşı çok zayıflar ama genel olarak her şeye götten sert sert girebilirler. Artık şunu finish yapalım ha. Ha, yapalım artık ha. Dünyanın penisini aktif edeyim mi? Orta dünyanın penisini. Hadi tamam, şuraya aktif edelim. Çünkü buradan adam çıkarabilirler. Ve kim geldi? Witch King. Nazgul. Ya bir onu yapmak istiyorum ya. Artık şu medium'u gökten sert sert. Bak abi, inanılmaz ya. Aa, mumbarın tadına bakın ha. Mumbar, tükür şunların suratına. Bu arada Witch King harika bir karakter ya. Bu arada onlar, ben base'i saldım. Ya bunlar base büyük ihtimalle korur zaten. Şu anda adamların daha büyük sıkıntıları var. Ha? Daha büyük sıkıntıları. Abi inanılmaz iyi ya. Saldırın ahmaklar, saldırın. Saldırın, canlı bırakmayın. Canlı. Aa, Balrog geldi. Balrog. Abi durun bir dakika, orduyu, Balrog summonlamak istiyorum ama orduyu geri çekmem gerekiyor. Herkes geriye gelsin. Çünkü Balrog spawn olunca bir damage vuruyor lan. Hem size Balrog'u da göstereyim. Bu arada manyak bir karakter. Manyak. Aa, orada bir tane Eowyn mi? Eomer mi o? Onun önüne mi çıkarayım? Çıkaralım. Aa, Eomer şimdi iyi izle. Bak uçacak. Oba! Yallah köyüne geldim. Aa, bana köz Murat derler. Mangalın közü benimdir orospu çocukları. Mauton Sauron, sen şuraya dal ananı sikeyim. Aa, onu bana bırak. Bak kırbacımızla bir vuruyoruz. Çat, yat aşağı. Yat aşağı köylü. Köylü. Şuraya bir şey yapalım ya. Ocağın altını açma saldırısı ha. Tükür yavrum, tükür. Yanın, yanın. Yaram ne kadar ne kabu. Abi Balrog da çok iyi ya. Bu oyundaki en iyi skill olabilir. Bir ölüler ordusu vardı, bir de Balrog vardı. Nazgul! Abi inanamıyorum ya. Bak Middle Earth 2 oyna, halen keyif alıyorum ya. Bayağı seviyorum oğlum şu oyunu. Oynuyorum ya. Yapıyorum şu sporu. Yapıyorum şu sporu arkadaşlar. Hadi ya, ben artık burada finish vereceğim çünkü oyun bitiyor. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Yani Yüzüklerin Efendisi daha ne kadar kötü olabilir, orası da size kalmış. Aa! Yürüyün aptallar, yürüyün, yürüyün, yürüyün. Hobbit'ten daha kötü ne olabilir diyorduk. Amazon bize onu da gösterdi. Ey siz, siz o niye oturuyorsunuz? Kalkın ayağa, kalkın. Kalkın, gidip internette Yüzüklerin Efendisi'ni savunmamız lazım. Kalkın, artık birer orkuz. Orkuz artık. Sevdiğimiz şeyler değişiyor ve bizler de birer orka dönüşüyoruz. Çünkü insanlık sevdiğimiz şeyleri yarrak gibi çekmeye devam ediyor ha. Devam ediyor. Kanala abone olup like atmazsanız bir gün bu ork ordusu sizin de evinize girebilir ha. Girebilir. Anladınız mı? Anladınız mı sizi, gidi et parçaları. Et parçaları.